Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün bültenimizi Suriye gündemiyle açıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Elbap kentinin merkezini ele geçirdi. Cenevre'de barış görüşmelerinin dördüncü turu başladı. Amerikalı Senatör John McCain'in YPG'ye silah sözü verdiği ortaya çıktı. İşte Suriye çerçevesindeki o ayrıntılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki Fırat Kalkanı harekatı 184 gündür devam ediyor. Son 24 saatte 14 DAEŞ terör örgütü hedefine hava harekatı düzenlendi. Karadan da ateş destek vasıtalarıyla 90 hedefe atış yapıldı. TSK kara ve havadan yapılan operasyonda 56 DAEŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öğleden sonra bölgeden flash bir haber de geldi. Elbap kent merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Elbap'a girile çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz. Elbap'ın tamamına yakın artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Aralık 2016'da başlayan Elbap operasyonunda 2 ay sonra hedefe ulaşılmış oldu. Böylece Fırat Kalkanı Harekatı'nın Suriye içlerine doğru derinliği 35 kilometreye ulaştı. Bölgede mayın ve diğer bomba düzeneklerinin temizlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Suriye gündeminde önemli bir başlık da Cenevre görüşmeleri. İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan görüşmelerin dördüncü turu başladı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, Suriyeli hükümet ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Öğleden sonra düzenlenen oturuma ise Suriyeli heyetlerin yanı sıra Rusya, Türkiye, İran ve ABD'li temsilciler de katıldı. ABD bir yandan barış görüşmelerine katılırken diğer yandan terör örgütleriyle bağını sürdürüyor. Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Senatörü John McCain'in Ankara'ya gelmeden önce Suriye'nin kuzeyine gittiği ortaya çıktı. McCain'in PYD'li yetkililerle görüştüğü ve onlara ağır silah desteği sözü verdiği öğrenildi. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olan John McCain'in DAEŞ lideri Bağdadi ile de görüştüğü ortaya çıkmıştı. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif Türkiye'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından karşılanan Şerif, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti. İki ülke arasında ticaret, kültür, eğitim ve askeri alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Görüşmelerde ana gündem ise FETÖ başta olmak üzere terörle mücadeleydi. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif Türkiye'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım mevkidaşını Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Merhaba asker. Karşılama sonrası iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Ardından Türkiye ile Pakistan arasında beşincisi düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına geçildi. Toplantı sonrası iki ülke arasında ekonomik, siyasi, eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. İki başbakanın ortak basın toplantısında ana gündem FETÖ ile mücadele oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan'a bu konuda verdikleri destek için teşekkür etti. Pakistan parlamentosunun her iki kanadı oy birliğiyle aldığı kararlarla ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında çok açık bir dayanışma sergilemişlerdir. Kardeş Pakistan'ın, değerli kardeşimin atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif de FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede bundan sonra da Türkiye'nin yanında yer alacaklarını ifade etti. Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye'yle dayanışma içinde olduğumuz ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanlarının olduğunu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda ki mücadelesine destek veriyoruz. Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif basın toplantısının ardından Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Pakistan ve Türkiye dostluğu çok yaşasın. Türkiye Pakistan kardeş. Kardeş.
Sırada terör gündemi var. Bingöl'de PKK'ya büyük darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri 10 sığınak imha edildi. Viranşehir patlamasını provoke eden 30 şahıs adliyedeydi. Adana bombacısının kimliği 90 gün sonra belirlendi. İşte ayrıntılar. Zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bingöl'de son 2 ayda PKK'nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. 10 sığınağın imha edildiği operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve tonlarca gıda malzemesi ele geçirildi. İşte o operasyonlardan biri. Merkez Dallıtepe köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir ağ ve bir depo ele geçirildi. Depoda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Şanlıurfa'da da terör hareketliliği vardı. 17 Şubat Cumartesi akşamı emniyet ve adliye lojmanlarına yönelik düzenlenen ve biri çocuk iki kişinin şehit olduğu bombalı saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor. Terör saldırılarını sosyal medya hesapları üzerinden provoke ettikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 30 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ve Adana saldırısı. 90 gün önce Adana Valiliği önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 sivil görevli şehit olmuş, 33 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası polisle çatışmaya giren teröristin kimliği 90 gün sonra belirlendi. Teröristin Mardin nüfusuna kayıtlı Musa Özdemir olduğu belirlendi. Polis cenazeyi ailesine teslim etti. Adana'dan bir de flaş haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu'nda görevli tercüman Hamza Uluçay, terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uluçay, adli tıp birimlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Irak'ın ikinci büyük şehri Musul'u teröristlerden temizlemek için Irak ordusunun başlattığı harekat devam ediyor. DAEŞ'in ağır kayıplar verdiği harekatında bugünkü hedef Musul Uluslararası Havalimanı'ydı. Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'u kurtarma operasyonu Ekim ayında başlamış. Irak güçleri geçen ay Musul'un doğusunu DAEŞ'in elinden geri almıştı. Pazar günü başlatılan ikinci harekatta hedef kentin batı kesmini de teröristlerden temizlemek. 60 bin kadar Irak askeri büyük ilerleme kaydetti. Sıradaki en büyük hedef Musul Uluslararası Havalimanı'ydı. Irak ordusuna bağlı birlikler ve federal polis güçleri havalimanını kuşattı. Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve savaş uçakları da operasyona destek verdi. Bu kapsamda önce havalimanı çevresinde 15 köy geri alındı. DAEŞ keskin nişancılar, bombalı araç ve mayınların yanı sıra patlayıcı yüklü dronlarla direnç göstermeye çalıştı. Gün içinde askerler havalimanı pistine ulaştı. Havalimanının tamamen ele geçirilmesinin ardından mayın temizleme çalışmalarına geçildi. Iraklı komutanlar birkaç gün içinde şehir merkezine ineceklerini düşünüyorlar. Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin önü açıldı. İstanbul Valiliği ilk etapta 2000 ailenin başvurularını bakanlığa iletti. Türkiye'de yaşayan 3 milyonu aşkın Suriyeli'ye vatandaşlık yolu açıldı. Aslında konuyla ilgili çalışma geçen yıl başlamış ancak 15 Temmuz süreci ve FETÖ operasyonları sebebiyle ara verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valilerine gönderdiği talimat yazısıyla valilikler sığınmacı analizine tekrar başladı. Kriterlere uygun ailelerin başvuruları değerlendirmeye alındı. Gözler en çok mültecinin barındığı şehir olan İstanbul'da. İstanbul yaklaşık şu ana kadar kaydedilenlerle birlikte, randevu alanlarla birlikte 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin ilk etapta 2000 ailenin dosyasını bakanlığa ilettiklerini açıkladı. İstanbul'da şu ana kadar 2000 aileyle ilgili işlemler, hazırlık dosyaları tamamlanarak bakanlığa işlem yapılmak üzere gönderildi. Tabii bundan sonrasında bakanlığımızın takdiriyle bunların ne kadarına vatandaşlık verilecek veya verilmeyecek, onlar artık bakanlığımızca takdir edilecek. Vali Şahin bu ailelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmeleri halinde dahi 16 Nisan'daki referandumda oy kullanamayacağını belirtti. 16 Nisan'la kastedilen zannediyorum referandum süreci zaten referandum seçmen askıya da çıkarılmış durumda. Yani böyle bir şey hukuken de çok mümkün değil.
Kaldı ki bu dosyaların işlem süreci itibariyle de Sayın Başbakan Yardımcımızın açıkladığı gibi bir müddet zaman alacak gibi duruyor. Bu ne zaman olur onun tabii takdiri bakanlığımıza ait. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Gündeminde 15 Temmuz, referandum ve mültecilerin Türk vatandaşlığına geçirilmesi vardı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. İlk başlık darbe araştırma komisyonunun çalışmalarıydı. Hükümetten, iktidar partisinden 15 Temmuz Darbe Komisyonu raporunun bir an önce yazılması, kamuoyuyla ve meclis genel kurulunda görüşülmek suretiyle paylaşılmasını şiddetle ve ısrarla talep ediyoruz. Bunun yapılmaması, sokakta kamuoyundaki konuşulan, tartışılan kimi kuşkulara, kimi endişelere haklılık payesi verir. Referandum konusunda da mesajlar veren Altay, hayır çıkarsa herkes kazanır dedi. Özgürce hayır desin insanlar. Ha istiyorlarsa özgürce evet de diyebilirler. Ama Türkiye'nin bekası hayırdan geçer. Ben inanıyorum bu kampanyada milletin yüreği, milletin demokrasi aşkı galip gelecek. Kazanan da Türkiye olacak. Tayyip Erdoğan kaybetmeyecek. Binali Yıldırım kaybetmeyecek. Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmeyecek. Onlar da demokrasi kazandığı için kazanmış olacak. Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi kararını da değerlendiren Engin Altay, mültecilerin oymatıya çevrilmemesi gerektiğini ifade etti. İstanbul'un göbeğine, Ankara'nın, Gaziantep'in, Kilis'in, Hatay'ın, Urfa'nın göbeğine binlerce Suriyeli'yi doldurup sonra sizi vatandaş yapacağız, alın şu kartı, şu da her ay size vereceğimiz para diyerek bunları bir bankamatik misali oymatik haline dönüştürmek, sandıkmatik seçmen haline dönüştürmek siyasi ahlakla bağdaşmaz. 15 Temmuz gecesi Assubay Ömer Halis Demir'i şehit edenler tahliye talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Cumhurbaşkanına suikast davasında 4. günde geride kaldı. Yurt genelinde gözaltılar ve tutuklamalar devam ediyor. Sırada FETÖ gündeminde bugüne yansıyanlar var. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Assubay Ömer Halis Demir'i şehit edenlere yönelik davaya devam edildi. Ara karar verilen davada sanıkların tahliye talebi reddedildi. 20 Mart'a ertelenen duruşmada Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Cumhurbaşkanına suikast davası da devam ediyor. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 44'ü tutuklu 3 firari 47 sanık yargılanıyor. SAT, MAK ve özel kuvvetlerde görevli darbeci askerlerin duruşma salonuna getirilişi esnasında yine geniş güvenlik önlemleri alındı. Yurt genelinde de operasyonlar sürüyor. Konya merkezli 31 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kayseri'de ise hedef FETÖ'nün emniyet yapılanmasıydı. 21 polis memuru hakkında Bankasya'ya hesap artırımı ve Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alınırken bir kişinin ise firarda olduğu öğrenildi. Bir operasyonda Bitlis'te vardı. Meslekten ihraç edilen ve baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet çalışanları ve yakınlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Hemen her gün onlarca FETÖ üyesinin tutuklanmasıyla cezaevleri de dolup taştı. Soruna çözüm için kapalı cezaevlerindeki mahkumların açık cezaevlerine nakledilmesine karar kılındı. İlgili Melik resmi gazetede yayımlandı. Kapalı cezaevlerinde aşırı yoğunluğa çözüm bulundu. Mahkumlar açık cezaevlerine nakledilecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni cezaevi yönetmeliğiyle haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olanlar sadece bir ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra cezalarının kalanını açık cezaevinde geçirebilecekler. Yeni yönetmelik değişikliği terör suçlarını, tecavüzleri ve çeteleri kapsamıyor.
Yeni yönetmelikle cezası 10 yıla kadar olan mahkumlara bir kez cezaevinden kaçmaları halinde bile bu haktan yararlanma imkanı tanınıyor. Hücre cezası alanların açık cezaevlerine kaydırılmaları koşulu da yine aynı yönetmelikle yumuşatıldı. Eski düzenlemede 3 kez hücre cezası alan mahkumlar açık cezaevine nakil imkanından yararlanamıyordu. Yeni sistemle 5 ya da daha az hücre cezası olan mahkumların da açık cezaevine nakillerinin önü açıldı. Cezaevi yönetmeliğinde yapılan bu değişiklikle yaklaşık 100 bin mahkumun açık cezaevine gönderilmesinin önü açılacak. Türkiye'de toplam 370 cezaevi var. Bu cezaevlerinin kapasitesi 187.351 kişi. Ancak cezaevlerinde toplam 193.768 kişi bulunuyor. Cezaevinde bulunanların yaklaşık 3'te 1'ine hüküm giymemiş tutuklular oluşturuyor. 15 Temmuz gecesi Assubay Ömer Halis Demir'i şehit edenler tahliye talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Cumhurbaşkanına suikast davasında 4. günde geride kaldı. Cezaevleri dolup taştı demiştik sayın seyirciler. İşte bütün bu FETÖ gündeminin ardından yine bir başka habere geçiyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nde 81 ilde aynı gün operasyona çıkıldı bu kez. Haklarında yakalama kararı olan 1853 şüpheli de gözaltına alındı. 81 ilde aynı anda düğmeye basıldı, 1853 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü aranan şahısların yakalanması amacıyla düğmeye bastı. Sabah erken saatlerde aynı anda 81 ilde operasyona çıkıldı. 3581 ekip ve 10715 personelin görev aldığı operasyonlarda 4863 ikamette arama yapıldı. Polis kapıyı. Yurt genelinde hakkında yakalama kararı olan toplamda 1853 kişi gözaltına alındı. Listede adam öldürme suçundan 26, hırsızlık suçundan 224, yağma suçundan 25, dolandırıcılık suçundan 42, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 61 ve FETÖ-PDY örgütüne üye olmak suçundan 18 kişi var. Devam et. Gözaltına alınan toplam 1853 kişi adli mercilere sevk edildi. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 127 mermi, 11 kök Hint keneviri, 100 gram esrar ve 25 gram eroin ele geçirildi. Sayın seyirciler ve bu haberimizin ardından bir başka habere geçiyoruz. Facia bu kez teğet geçti. Kalp krizi geçiren tır sürücüsü 10 ayrı araca çarparak durdu. Bursa savaş alanına döndü. Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu. Kaza Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Herhalde büyük ihtimalle kalp krizi geçirmiş. Ondan dolayı süratle geldiği için 300 metre ileriden araçlara çarpa çarpa buraya doğru geliyordu. Tır şoförü Gürhan Cüldüz seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır Küçük Sanayi sitesinde önüne gelen 10 araca çarparak 300 metre ilerledi. Ardından reklam panosuna ve tente direğine vurarak bir iş yerine daldı. Aşağıdan yukarı doğru sağ taraftan bütün esnaflara çarpa çarpa geldi. Ondan sonra içeri attım kendimi. Daha sonra bütün komple bu gördüğünüz şeyi komple olduğu gibi yıktı. Esnaflar deprem korkusuyla sokağa döküldü. Büyük bir gürültü duyduk. Biz dedik herhalde deprem gibi oluyor zannettik sesten dolayı. Aniden kapının önüne çıktığımızda dükkanın önündeki bütün araçların yıkıldığını gördük. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyon sürücüsü Gürhan Cüldüz hastaneye kaldırıldı. Hamsi fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırıyor. Trabzon'da bile fiyatlar 25 TL'yi gördü. Esnaf bu fiyattan satarken utanıyoruz diyor. Hamsi fiyatları aldı başını gidiyor. Fiyat rekorları bir bir kırılıyor. Tarihin en büyük fiyatlarını gördü hamsi yani. Bu sene Karadeniz'de hamsi yok denecek kadar az. Geçen sene 5 TL'ye satılan hamsi bu sezon 25 TL'yi gördü. Balıkçılar müşterilere fiyatı çekinerek söylüyor. İlk defa böyle bir fiyatlar gördüm. 25 liraya hamsi sattım. Tarihin rekoru. Zaten satarken de utandım yani. Denizden yeni çıkan hamsinin fiyatı ise 35 liraya kadar yükseliyor. Buranın yerli, küçük kayıkçılar, amatör değil de profesyonelde çalışan, ekmeğini kazanan insanların ağlarında, Mezgit ağlarında ve Barbon ağlarında 2 kilo, 3 kilo kadar hamsiler kaldı.
böyle gerçekten çok canlı ve net güzel bir hamsi. Yani kilosu diyebilirim ki yani abartısız 30-35 lirayı buluyor. Sadece hamsi değil, diğer balıkların fiyatları da cepleri yakıyor. Diğer balıklar da bağlı. Bu sene sargan olmadı, sargan azdı. Mezgit zaten gördüğünüz gibi tezgahlarda yok. Barbon zaten kıt. Bu sene yani 20 liradan aşağı balık olduğunu hatırlamıyorum yani. Hiç olmadı yani. Fiyatların bu kadar yüksek olması balıkçıların işlerini olumsuz etkiliyor. Ben mezgitin 30 lira 35 lira hiç görmedim. İstavrit 30 lira hiç görmedim. Sargan 30 lira 35 lira hiç görmedim. Hep bu sene yani hiç bütün balıklar. Bir palamutçuluk bu sene güzel oldu. O da zaten 2 ay sürüyor, 1,5 ay sürdü yani. Bu haberle bültenimizi bitiriyoruz sayın seyirciler. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz. Yarına dek. Hoşça kalın.